Merhaba arkadaşlar, Yapyap kanalına hoş geldiniz. Bugün MediaCraft ekibi olarak bir itiraflar videosuyla karşınızdayız. Hasan hepimiz teker teker dolaştı, hepimizden ikişer üçer tane itiraf aldı. Evet. Elimizde eteğimizde ne varsa döktük vallahi sana. Aynen yani. Öyle, bunları toparladı ve şu an benim bir tane kağıt var. Kimse bunu daha önce ben dahil görmedi. Burada da belli itiraflar var. Ben bir itiraf okuyacağım ve hepimiz elimizdeki kağıtları göstereceğiz. Burada ekibimizdeki isimler var. Ve tahminle çalışacağız bu itirafın kime ait olduğunu. Daha sonra itiraf sahibi kişi elini kaldıracak, bu itiraf benim diyecek ve itirafı anlatacak. Bakalım başlayalım mı, ne kadar tahmin edeceğiz itirafı? Hadi başlayalım ya. Hadi başlayalım. Çocukken sürekli altıma kaçırdığım için çantamda her zaman yedek bir don, kilot bulundururdum. Şimdi arkadaşlar, 3-2-1 yapalım, öyle açalım. Ama bir dakika, ben ismi bulamıyorum. Ay bilmiyorum. Hazır mıyız? Bir dakika ya! Hazır mıyız? Evet. 3. Nazlı değil. 3. Kim olabilir? 2. 1. Aç bakalım. Fırat, Melih, Temel, Fırat, Hakan. Evet, Fırat çoğunlukta. İtirafın sahibi kişi elini kaldırsın lütfen. Gerçekten ilkokul 1'de, ilkokul 2'ye kadar galiba çantamda don vardı sürekli. Vay be. Yapıyor yani. Ne Fırat'tan ama bile? Ama bir şey diyeceğim. Bunu yanlış yapmış abi. Yanlış yazmış. Dur, altıma kaçırdım. Yanlış yazmış. Sürekli ishal olduğum içindi bu arada. Altıma kaçırdım gibi. Sürekli ishal olduğum içindi. Tamam. Altıma kaçırmadım. Ama sağlık problemi. Ama neyse. Evet, sağlık problemi. Evet. Geldik ikinci itirafa. Hazır mısınız? Ortaokulda birine bilerek yanlış ödev verdim ve arkadaşım o dersten 1 aldı. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. 3, 2, 1 döndür. Tuğçe Sılas. 1, 2, 3, 4, 5 Tuğçe. İki sıla, itirafın sahibi elini kaldırsın. Evet. İşte bu. Bu çok ayıp, niye yaptın böyle bir şey? Ama ona ders vermek istemiştim. Ama hak etmiş de. Yalnız hiç erkek yok. Bırak söylesin. Neymiş? Ya şöyle sürekli ödev istiyordu zaten. Siz yapın, ben de öyle hocaya vereyim falan diye. Ben de yok, bir akıllansın dedim yani. 70 mi? Bravo. Bravo. Çok güzelmiş. Doğru bildik. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü itirafa. Lisede ya okul afişini değiştirip okuldan kaçtım ama sadece bir kere. Sonra sadece bir kere yapmış. Ama sadece bir kere. Kim okuldan kaçan kişi kim olabilir? Yok şu. Hazır mıyız? Çok pardon, geliyorum. Geldim. Hazır. 3, 2, 1 döndür. O kadar Hakan, Tamer. 3 Tamer, 2 o kadar Tamer diyoruz biz yani, evet. Kısaca. Evet, evet. İtirafı sahibini kaldırsın Tamer. Tamer niye Tamer? Ya bir de Counter Strike oynamaya çıkıyorduk. Tabii ki. Yani ne gerek vardı bilmiyorum da işte yok yazılmamak için öyle bir şey yapmıştım. Bravo. Ben o kadar da Tamer arasında gidip gelmiştim. Oyuncu adam işte oyun için zaman oynamak için. O zaman için... emek vermiş. Ama tabii ki bunu tavsiye etmiyoruz. Yani, lütfen yani, yapmayın. Yanlış. Yanlış. Yapılmaması. Zaten yapmış. Bir kere de belirtmiş yani. Evet, sadece yani. Bir kere. Devam. 4. Küçükken kurbağa yemeye çalıştığım için ağzımda kurbağa ile yakalandım. Bu hayatımda okuduğum en saçma cümle galiba. Evet. Küçükken kurbağa yemeye çalıştığım için ağzımda kurbağa ile yakalandım. Ay inanmıyorum ya. Ben yani tahminim var da yani. Ben direkt sanki bilecekmişim. Ben de biliyorum gibi hissediyorum ama. Hazır mıyız? Hadi. 3, 2, 1 döndür. Fırat. Ben de Fırat diyorum. Abi bence bu Hakan olabilir. 2 Okan, ya. 2 Fırat, 2 Hakan. Biz bunu çekimsiz kaldık. Kimmiş? Hakan yazmış. Abi niye kurbağa yiyorsun ki? Niye kurbağa yiyorsun? Bilmiyorum ki abi, ne kafayla yaptığımı da hatırlamıyorum. Öyle bakayım da sanki abi. Tak olunca hemen fırın abi. Tam şuradayken, hani şuradayken falan artık ısıracak mıydım, bitecek miydim? Oğlum ne yapıyorsun? Lan ne almışlar ağzını? Var arkadaş. Devam ediyoruz. Hazır mısınız? Çocukken bir kere pencereden aşağı işedim, aşağıda insanlar da vardı. Ooo. Tamam. İki isim arasında kaldım ben ya. 3. Kime geldi acaba? 2. Hazır mıyız? Evet. 1. Kim diyoruz? Fırat, Hasan. 3 Fırat, 3 Hasan var galiba.
Yok. Nasıl yani? İki alsan bir Hakan yok. Ha, üç alsan. Tamam, İzra'nın sahibi çıksın. Evet. Yani niye yazmış böyle bir şey ya? Niye biletim üzeri işiyorsun? Bir dakika ya. Anlatmak istiyorum. Akşam abi biraz karanlıktı. Tamam mı? Korktum ben yatağımdan kalkmaya küçükken. Tuvalet yok mu abi evde? Abi vardı, uzaktı. Gitmeye üşendim. Korktum da yani, anladın mı? Evde kimse yok. Pencereyi böyle bir araladık hafiften. Tamam, devam etme. Amcalarım, teyzelerim, biz devam edelim. Ya yağmur zannetmişlerdir ya. Ay. Açsın ya. 35 derecede. Devam ediyorum. Çocukken birinin dişini kırdım. Ha. Oo, bu çok belli bence ya. Yani iki sefer. Bir itirafta iki kişi olabiliyor mu ya? Oluyor. Yani. Ya. O zaman. Hazır mıyız? Tamam. 3, 2, 1 döndür. O kadar diyorum ben. Ersan abi diyor. İki ben, o kadar var. Ben Sıla dedim. O kadar i̇ki niye Sıla. Var? İtiraf sahibi çıksın. Belli olmuyor. Dişini kırdı birini. Ya ben hiçbir şey yapmadım. Çocuğun dişi kırıldı, sallanıyordu herhalde. Nasıl oldu Sıla? Şöyle. Bir yaş küçük kuzenim var böyle başka bir şehre. Onların işte yanına gitmiştik misafirliği. Ben de okulun son günü onların okuluna gittim misafir öğrenci. Ben de hep bütün çocukluğum çok uslu geçmiştir. Orada bilmiyorum çok sinirlendirdi beni böyle yeni geldim diye saçım başımı çektim şeyler yaptı. Rahatsız etti beni. Öf filan ittim böyle nasıl bir güç varsa. Bundan sonra akıl olalım. Bak sessizlik oldu. Derin bir sessizlik. Anlaşıldı. Geldik son soruya. Lisedeyken toplu dayak yedim. Çünkü 2,5 litre kolayı sınıfın ortasına çalkalayıp köpürtüp herkesin üstüne döktüm. Aa. Biz şu sorabilir miyim? Toplu dayak ne demek? Ya bir şu gibi. Adam dövmüş yani. Göster. Göster. Yok yok canım, öğretmen değil. Tamam. Bir saniye. Sınıftaki arkadaşlarından saldırıya uğramış. Bir saniye. Hakikaten bu nedir ya? Yani bence artık çıkmalı yani. Hani. Evet bence de çıkmalı artık. Bence artık bu şey olmasın lazım. Çıkmalı bence. Hazır mıyız? Ben 3, tam bekliyorum iki, herkesten. 2, 1, döndür. Melih abi kesin. Melih ne ya? Bence kesin Hakan. Bu tam bir Hakan. Hakan olsa bence Hakan, Hakan yazardı o zaman. Abi ben Hakan'la Melih arasında gidip geldim. Ama sen tam böyle herkesten dayak yiyecek bir tipin ama var. Ama Hakan da öyle. Hakan da öyle. Küçükken çok dayak yiyecek. Lan niye Fırat yazıyorsun ben? Dayak yemekten değil abi. Kolayı çalkalayıp millete ya. Dökmek sen bence yani. Bu her şeyi Fırat yazıyor ya. Kim? Kesin. Herkesi Fırat yazıyor. Dalın. Dalın. Niye yaptın bunu evladım? Kardeşim günah ediyorum. Bence pardon. Şimdi de bunu. Yanlış ya, lise abi sonuçta. Ergenlik, gençlik, çılgınlık. Hakan. Aynen okula günaydın falan, okul diyorum ofise günaydın diye giren adam lisede kola patlatır yani. Yapar, yapmıştır. O yüzden ben emindim günaydın. Zaten. Evet. Bayağı da iyiydi, eğlenceliydi. Arkadaşlar bir itiraf videomuzun daha sonuna geldik. Burada bir şekilde tahmin ettik ya. Evet. Demek ki birbirimizi tanıyormuşuz. Ben hiç tutturamadım sonuncu abi. Olsun yani. Bir şekilde hayat bizi çok fazla değiştirmemiş diyebiliriz. Değil mi? Ya, yani. Yani böyle gözyaşı akıyor. Bir de bayağı değiştim. Tek işaretim bu arada arkadaşlar, buraya da tıklayarak oha diyorum mutfakta da çok güzel bir yemeğimiz var yine. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.